Aslında tabii Türkiye açısından çok zorlu bir yıl geçirdik, felaketler yaşadık. Ama bir diğer taraftan da Türkiye yayıncılığı da aslında Rütük sayesinde diyelim büyük bir felaketi yaşadı. Umarız bu son olsun diyeceğim ama maalesef bunu güçlü bir şekilde söyleyemem. Çünkü Rütük'ün bu yılki verdiği cezalara baktığımız zaman kendisini iktidara yakın konumlandıran kanallara bir yıl içerisinde yani 1 Ocak 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplamda sadece 4 ceza kesildi. Ama diğer taraftan yeri geldiğinde iktidarı eleştiren, sorgulayan, daha özgün habercilik yapmaya çalışan televizyon kanalları açısından baktığımızda bir yıl içerisinde tam 59 ceza kesilmiş. Ve oransal olarak baktığınızda iktidarın kendini iktidara yakın konumlandıran kanallarla iktidarı eleştiren kanallar arasındaki çarpıklık neredeyse 15 kat bir fark ortaya çıkıyor. Tabii bunlar yaptırım sayıları bakımından. Bir de kesilen cezalar tutarından baktığınızda iktidarı eleştiren kanallara 68 milyon TL'lik bir ceza kesilirken iktidarı övenlere hepi topu 2. Yani burada da baktığınızda aralarında tam 35 katlık bir fark var. Ki şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İktidara yakın olarak tanımladığımız işte Beyaz TV ve TGRT Haber kanallarına kesilen cezalar aslında bir basın özgürlüğüne müdahale ya da düşünce ifade özgürlüğüne dönük bir müdahale değil. Tam tersine toplumun büyük bir kesiminin rahatsız olduğu spor programlarındaki çok da spor programlarına uygun olmayan kullanılan argo içerikler nedeniyle birazcık da verilmek zorunda kalan cezalar. Ama diğer taraftan mesela daha haber kaynaklı kanallara baktığımızda haber temasıyla yayın yaptığı kanallara mesela Tele1'e kesilen ki en yüksek ceza onlara kesilmiş gözüküyor. 20 ceza var. Halk TV'ye 17, Flash Haber'e 8, Fox TV'ye 8, KRT'ye 5, Sözcü TV'ye 1 olmak üzere 59 ceza kesilmiş ki bunların neredeyse tamamı basın, ifade ve düşünce özgürlüğüne dönük müdahaleler içeriyor. Hatta ve hatta halkın haber alma özgürlüğüne dönük müdahale niteliğindeki cezalar. Aslında bu tablo bize şunu gösteriyor. Rütük açısından bu bir utanç tablosudur. Çünkü sizin 59 ile 4 cezayı karşılaştırdığınızda bunu ne hukukla, ne vicdanla, ne adaletle açıklayabilmeniz mümkün değil. Çünkü Rütük'ün burada bu hukuksuz tablodaki tek bir hedefi var. Türkiye'de çok sesli istemeyen bir Rütük var karşı karşıyayız. Rütük'ün istediği şu, tek sesli olsun. Sadece bütün kanallar reisi övsün, iktidara metiyeler düşsün. Hatta bu metiye düzme yarışmasında birbirleriyle yarışsın gibi bir bakış açısına sahip. Mesela bu yılda, daha önceki yıllarda da olmuştu. Şimdi ATV'ye kesilen ceza sayısı 0. A Haber 0, Ülke TV 0, Kanal 7 0, TVNET 0, TV24 0. Oysa geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Rütü'ye gelen şikayet rekorlarını kıran, en çok kıran kanal ATV'deki Müge Anlı ve Esra Erol'un programları oldu. Sabah kuşağı programları. Ama buna rağmen 0 görüyoruz. Hani bırakın bir rapor hazırlanıp üst kurulda değerlendirmesini, yazılmış tek satır bir rapor dahi yok bu kanalla ve bu programla ilgili. Oysa özelde biz çok net bir şey biliyoruz. İktidarın mensupları, bakanları, milletvekilleri veya sempatizanlarının da bu içeriklerden çok ciddi anlamda rahatsız olduğunu net olarak biliyoruz. En azından sosyal yaşantı içerisinde karşılaştığımızda bunu yüksek sesle bize özel olarak dile getiriyorlar. Bir de şunu düşünün, Rütük'ün genelde cezalandırmalarda sığındığı diyelim, madde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık. Oysa bu programlarda yani Müge Anlı'da olsun, Esra Erol'da tepeden tırnağa milli ve manevi değer artık o neyse aykırılıklardan geçilmiyor. Ama buna rağmen ve şikayetler de, izleyici şikayetleri de çok yüksek sayılara ulaşmış olmasına rağmen maalesef hiçbir şekilde işlem yapılmıyor, rapor hazırlanmıyor. Ama öbür taraftan İşte geçtiğimiz hafta çokça tartışılan bir dizideki tarikat ve cemaat tartışmalarını ya da kurgusal olarak bir diziye yansıtıldığında hemen Rütük harekete geçiyor ve toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan çok ağır yaptırımlar uyguluyor. O zaman şunu sormak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde
cemaat ve tarikatlar Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve manevi değerler midir ki RTÜK kendine bunu bir vazife görerek harekete geçiyor. Orada da ilginç bir nokta var, onu da sizlerle paylaşmakta yarar var. RTÜK'e ulaşan o diziyle ilgili şikayet sayısı yaklaşık 31 bin. Fakat ilginç bir şey var, %90'ı matbu. Düşününüz ki farklı bireyler bu şikayetlerde bulunmuş gibi gözükmekle birlikte şikayet başvurularının içeriğine baktığınızda tek kalemden çıktığı, aslında organize bir planlı, stratejik bir girişimin sonucu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla RTÜK'ün artık anayasal bir üst kurul RTÜK, ama anayasal güvence altındaki basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü, düşüncenin yayılması özgürlüğü önündeki en büyük engel olarak artık Türkiye'nin önüne çıkan kurum RTÜK'tür. Bu yönüyle RTÜK'ün mutlaka yasasının çok acil değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü yasadaki kimi kavramlar çok subjektif. Yani genel ahlaka aykırılık, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık. Şimdi bunlar çok görece kavramlar. Ve maalesef RTÜK yönetimi de bunları tabiri caizse kendi isteğine, kendi siyasi ideolojisine uygun şekilde şekillendiriyor. Yani bir oyun hamuruyla oynarcasına bu maddeleri oynayabiliyor. Bu bakımdan RTÜK yasasının mutlaka acilen değiştirilmesi gerekiyor. Subjektif kavramlar yerine daha somut, nesnel, yoruma açık olmayacak bir çerçevenin çizilmesi gerekiyor yayın ilkeleri bakımından. Bir diğer sorun da şu, RTÜK'ün siyasallaştığı, iktidarın, sarayın uzaktan kumandasına dönüştüğünü artık Sağır Sultan bile duydu. Bunun önüne geçilebilmesi için atılacak bir diğer adım da RTÜK üye seçim yapısının değiştirilmesi gerekiyor. Siyasi parti kontenjanlarından üye seçilmeye devam ettiği sürece ve iktidar çoğunluğu elinde tuttuğu müddetçe bizim RTÜK'ten, siyasetten bağımsız, siyasi iklimden kendisini variste tutarak hareket edebilecek bir kabiliyetini beklememiz açıkçası çok ütopik olur. Onun için de mutlaka üye yapısının değişmesi gerekir. Bu belki meslek örgütlerinin kendi içinden seçeceği adaylar arasından meclis seçebilir. Bu tabii ki tartışılabilir. Ama kesinlikle siyasi parti kontenjanlardan seçime son verilmelidir diye düşünüyorum. Çünkü RTÜK şu anda bütün özgürlükleri hiçe sayan, bırakın özgürlükleri, kendi kanununu, anayasayı, hukuku hiçe sayan bir anlayışa sahip şu anda. Ve maalesef bu 2023'teki utanç tablosu dediğim bu kara tabloya baktığınızda 2024 içinde çok iyimser değilim. Çünkü önümüzde geri sayım başlamış bir yerel seçim var. Aslında bu yerel seçime dönük zamanlanmış cezalandırmaların bir parçası. Dolayısıyla 2024 Mart'ına kadar, yerel seçimlere kadar daha özgün yayıncılık yapmaya çalışan televizyonlar açısından daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını söylememiz çok da uçuk olmaz. Çünkü malumunuz hem Cumhurbaşkanı hem iktidarın mensupları Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi için neredeyse ölümle kalım arasında ince çizgide gittiklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla çok az kalmış, %95'ini kontrol ettiği iktidarın, medyanın %95'ini kontrol ettiği bir ortamda o %5'lik payda farklı seslerin duyulmasını istemeyen bir RTÜK var. Yani RTÜK aslında şu anda farklı seslerin, bir çok sesliliğin duyulmasını engellemeye çalışan, tam tersine bu farklı sesleri boğmaya çalışan bir anlayışla hareket ediyor. Dolayısıyla 2024, hani hep yeni yılda iyi dileklerde, temennilerde bulunuruz ama RTÜK için bu temennide bulunabilmemiz çok olası değil. Bunu son toplantıda da gördük, yılın son kurul toplantısında. Sümen altında bekletilen yaklaşık 20 dosya bir anda üst kurul toplantısına getirildi. Oysa ki bunların pek çoğu geçmiş haftalarda ve aylarda rahatlıkla kurul gündeminde görüşülebilecek dosyalardı. Bu bile aslında RTÜK'ün yerel seçimlere doğru bir aydınlatma fişeğini fırlattığını bize gösteriyor. Önümüzdeki süreçte maalesef Türkiye yayıncılığını daha ağır yaptırımlar ve cezalar bekliyor diyebiliriz. Ne ettiğimiz sadece burada mesela Fox dışındaki kanallara baktığımızda Tele1, Halk TV, Flash Haber, KRT, Sözcü, aslında bunlar hani
tabiri caizse kendi yağıyla kavrulan, kendi içlerinde zaten ekonomik olarak zor koşullarda yayıncılık yapmaya çalışan televizyon kanalları. Bir de bunların üzerine bu kadar hem de her hafta abone gibi düzenli olarak bir ceza kesilmesi, ekonomik olarak zaten onların çökertilmesi hedefinin bir parçası olarak bizim karşımıza çıkıyor. Pek çok yayıncının zorlandığını da biliyoruz. Çünkü bu yayıncıların zaten reklam gelirleri iktidar tarafından bir şekilde kısılıyor. Yani Türkiye'nin önde gelen büyük şirketleri, kamu şirketleri neredeyse hiçbiri bu televizyon kanallarına reklam dahi vermiyor. Bırakın vermeyi düşünmüyorlar bile. Dolayısıyla bunlar çok daha küçük reklam paylarıyla, gelirleriyle ayakta durmaya çalışan kanallar. Bir de üzerine siz sürekli olarak ki 68 milyonluk ceza çok yüksek bir ceza. Yani neredeyse diğer iktidara yakın kanalların bir günlük reklam gelirine karşılık gelirken siz bir bakıyorsunuz o iktidara yakın kanallara, yani bugün mesela bir ATV'nin, A Haber'in reklam gelirleri yüzlerce milyonla ölçülebilecek orandayken hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ha şunu da söylemek gerekiyor. Ben bir üst kurul üyesi olarak televizyon kanallarına sürekli bir para cezası verilmesindense aslında gözden kaçan bir tarafı var. RTÜK yasasıyla RTÜK'e verilen bir başka görev var. İki yetkisi var RTÜK'ün. Bir düzenleme, bir denetleme. Ama maalesef kamuoyu hep denetleme kısmını görüyor. Yani sürekli ceza veren, denetim yapan. Oysa düzenleyici otorite statüsüyle hareket edip düzenleyici bir otorite olarak sektörü ne diyelim basın özgürlüğünü, özgür yayıncılığın önündeki engelleri kaldırıp böylesi düzenlemeler yaptıktan sonra yayıncıların bu düzenlemeye uymaması halinde denetimin devreye girmesi gerekirken RTÜK tam tersi bir yöntem izleyerek önce denetliyor, zaten düzenleme kısmında hiçbir şekilde girmediği için küçük yayıncıları ağır yaptırımla karşı karşıya bırakıyor. Aslında bunun altında yatan bir başka neden var. O da şu, şimdi iktidar medyanın %95'ini yönetirken küçük bir grup olan %5 ile niye bu kadar çok uğraşıyor? Çünkü RTÜK yönetimi de iktidar da şunu biliyor. %95'ini yönetseler de %5'in kamuoyu nezdinde, toplum nezdindeki özgür ağırlığı daha fazla. İnandırıcılığı daha yüksek. Dolayısıyla bu iktidarı rahatsız ediyor. Dolayısıyla iktidarı rahatsız eden her durum RTÜK'ün de bu durumdan vazife çıkartması gibi bir sonucu ortaya çıkartıyor. Yoksa hani inandırıcılıkları, izlenirlikleri, kamuoyundaki özgür ağırlıkları bu kadar yüksek olmasa ne iktidar bununla uğraşacak ne de RTÜK uğraşacak. Ama geçtiğimiz yıl hatırlatayım, Cumhurbaşkanı'nın bir sözü olmuştu. Dedi ki bu medya bizim sesimizi ve nefesimizi duyurmakta yetersiz kalıyor. Aslında bu 20 yıllık iktidar boyunca inşa edilen, daha doğrusu inşa edildiği zannedilen medyanın çok da öyle kamuoyunda bir karşılığı olmadığının bir itirafıydı. Biz bunu birinci ağızdan, Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduk. Aslında son birkaç yıldır RTÜK'ün yürüttüğü bu basın özgürlüğünü boğma, küçük yayıncıları bir anlamda nefesini kesip tabiri caizse yayınlarına son vermeye zorlamasının altında yatan temel neden budur aslında.